Merhaba sevgili izleyicilerimiz, ben Selman Karakurt. Videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulunduğumuz yer İstanbul Güngören ve İstanbul Güngören'de çok eski bir yufkacıya gireceğiz. Yaklaşık 35 yıldır aynı noktada yufkacılık yapan kardeşimizle, işletme sahibiyle görüşeceğiz. Bakalım yufka nasıl yapılıyor? Lütfen bizi izlemeye devam edin. Ustalarım selamünaleyküm. Aleykümselam Süleyman abim, hoş geldin, sefa geldin. Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Ben sizi bir tanıyalım. Şöyle tabii. Bir gel bakalım. Gel tabii bakalım. Abi. Tekrar evet, merhabalar. Merhaba Süleyman abi. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Geçmiş bayramı. Size de teşekkür ederiz. Eyvallah. Böyle bir program yaptığınız için. Bayramda durmak yok herhalde. Çalışıyorsunuz. Aynen. Biz yani bir yere tatile falan gitmediğimiz için yani hizmet vermeye devam ediyoruz şu anda. Eyvallah. Aynen. Rabbim kolaylıklar versin. Hepimize şimdi inşallah. Bu semtte, Güngören'de en eski yufkacı olduğunuzu... Evet, aşağı yukarı. Öncelikle sizi bir tanıyalım. İsminiz, ben soyadınız. Metin Turan, Kastamonu Küreli'yim. 25 yıldan beri bu semtteyim. Evet. Güngören, Camlı Kahve'deyim. 35 yıl oldu bu mesleğimize başlayalı. Normalde işte tabii mesleğimizin bir çıraklık dönemi oluyor. Yani öyle hani bir pat diye mesela bir şey o elde edilmiyor genellikle. Normalde bir 8 ay, bir sene çok bir... Çok dirsek çürüttük diyorsunuz. Ya illa ki tabii yani şimdi normalde şimdi bizim müşterilerimiz geliyor işte yufka deyince cazip meslek haline görüyor yani cazipliğini. Mesela aldı diyor yufka diyor. Ama mesleğimiz gerçekten de zor bir meslek. Yani öyle köylerde bayanlar açıyor yufka. Ama bu yaptığımız yufka farklı. Köydeki yani açılanlar da farklı tabii. Kardeşimiz, bacımız yapamıyor mu bunu? Ya yufka açıyor. Evet. Yufka açıyor da yani bu yaptığımız böreklik yufkayı yapma şansları yok. Niye? Yani püf noktalarını verebilir misin meslek sırrı? Ya illa ki. Yani şimdi normalde bir kere unumuz kaliteli olması lazım. Un kaliteli olacak arkadaşlar. Usta çalışan, yapan usta biraz kaliteli olacak. Yani bugün diyor ki mesela un. Un deyince mesela kaç çeşit un var? Ekmekli un, pastalı un, börekli un, yufkalık mesela bizim... Şimdi yufkalık un hangisi oluyor? Yufkalık un Hekimoğlu. Hekimoğlu. Evet, yani birinci sınıfı Hekimoğlu. Devam Konya unu. Onunla işte un kaliteli olması lazım. Mesela... şimdi bazı onu da değinelim de pazarlarda falan böyle merdiven altı dediğimiz kabiliyetimiz pazarlarda adam getiriyor şey mesela ucuz undan veyahut da maliyet açısından kaçıyor gramajından kaçıyor mesela o açıdan mesela her kaliteli şeyine göre öz şeyi var. Özelliği var yani yufkanın. Peki yufkanın dışında neler yapıyorsunuz? Ya biz erişte, şu anda erişte yapıyoruz. Mesela erişte, köy ürünleri tarzı erişteler var ya. Evet. Onlardan yaşını, kurusunu, yani 3-4 çeşit şeyimiz oluyor çeşit olarak. Peki erişte. Bu yaptığınız yufkaları nerelere satabiliyorsunuz? Ya bizim şu anda hiç toptana verdiğim yer yok. Perakende. Yani şimdi normalde bizim toptana verdiğin zaman kalite düşük olması lazım. Düşürmen lazım kaliteyi biraz. Kaliteyi düşürdüğün zaman ne oluyor? Bu sefer hizmetten de çalmış oluyorsun. O yüzden şu anda biz toptanımız yok, perakende. Allah çalışıyoruz. Allah razı olsun. Değerli kardeşim, imalatı her gün mü yapıyorsun? Her gün. Yani az da olsa her gün yapmaya çalışıyoruz yani şu anda. Kaça kadar? Kaçta başladık? Sabahın saat 7'de geliyoruz. Saat 12:01. Yani şu anda yaz dönemi zaten. Bayram sonunda olduğuna rağmen. Bayramlarda daha mı? Ya bayramlarda genellikle bayram üstleri biraz daha hareketli oluyor. Evet. Bayramdan sonra şey yok.
hareketlilik şey yapıyor. Normal. Kaç kişi çalışıyorsunuz imalatta? Normalde imalatta 3 kişiyiz şu anda. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz. Biz zaten 2 kardeşiz. 2 tane de arkadaşımız var. Çalışan. Yani şu anda toplam 4 kişiyiz. Peki yurt dışına gönderiyor musunuz? Ya tabii yurt dışına mesela genellikle bu yaz dönemlerinde okul tatillerinde mesela dışarıdan gelen genellikle bizim yani bu civarda oturanların çoğu Almanya'da mesela Iğdırlar çok burada genellikle. Ha Iğdırlar çok. Evet. Giderken mesela Almanya'ya falan giderken vakumlu normal paket yapıp gönderiyor zaten. Mesela az da olsa 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Metin abi. Evet abi. En çok Avrupa'da yaşayan hangi ülkedeki gurbetçiler daha çok? Ya Almanya, Belçika, böyle genellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz genellikle bizden alıyorlar, buradan alıyorlar yani. Onlara zaten iyi bir hizmet vermek için vakumlu da yapıyorlar. Neresi en çok geliyor? Hangi ülke? Belçika. Belçika. Belçika'dan geliyor. Belçika, Almanya. Nereli en çok alıp götürenler? Iğdırlı. Iğdırlı. Iğdırlı'na genel bir. Kardeşlerimizin Iğdırlı. Yani. Metin abi, şimdi burada kilo işi mi yapıyorsunuz? Mesela miktar olarak ne kadar yapıyor? Tamam. Ya şimdi kilo bazında. 5 tanesi normalde 1 kilo geliyor. Mesela bir yufka 200 gram civarında. Evet. Ortalama yani 180-200 gram civarında 5 tanesi 1 kilo üzerinden veriyoruz. Normalde şu anda zaten işlerin düşük olduğundan yani yavaş olduğundan hani millet de tatile maltile gitti. Onun şeyinde ya yani 50-60 kilo bir yufka yapıyoruz günlük şu anda. 50-60 kilo. Peki 1 kilo yufka ne kadar? 1 kilo yufka şu anda perakende sattığımız fiyat 27,5. Yani ortalama 30 civarında şey var. Liste fiyatımız var da. Zamlardan önce ne kadar? Bir değişiklik oldu mu? Tabii aşağı yukarı mesela biz önceden 300-320 civarlarında fiyat aldığımızda unu normalde şu anda 700 küsür milyon civarında yani 650-700 civarlarında oynuyor fiyat. Yufka'da işte önceki fiyata göre aşağı yukarı %50 bir zamlandı. Metin abi, yufkayı aldığımız bacılarımız, kardeşlerimiz bilir de yufkayla neler yapılıyor böreğin dışında? Ya şimdi yufka, yani bizim yaptığımız yufkadan mesela normalde genellikle börek tarzı. Yani böreğin her çeşidi oluyor. Yani ne aklına ne gelirse, sigara böreği olsun, paçanga böreği olsun, düz tepsi böreği olsun. Bunlarla baklava yapılıyor mu? Şimdi baklava... Daha mı ince olması baklava lazım? Biraz daha ince olması lazım. Bundan şey yapıyorlar mesela kadayıf sarması yufkayla. Bu yufkadan oluyor. Tatlı tarzında mesela. Evet. Kadayıfı sarıyorlar. Ondan sonra şerbetleyip öyle tatlı oluyor. Ama şu anda mesela baklava tarzı olmaz. Şimdi baklava biraz daha ince. Nişastayla açılıyor. Onun şeyi biraz farklı. Metin abi, tüketicilere, yufka almak isteyenlere özellikle tavsiye ettiğiniz neler var? Ne söylemek istersiniz? Ya şimdi müşterilerimize bir kere nereden alırlarsa alsınlar. Nereden mesela alışveriş yapıyorlarsa yapsınlar. Ama bir kere normalde aldığın yeri bilmeleri lazım. Yani bu şimdi gıda. Bugün ucuz alıyorum diye mesela 50 kuruş, 1 lira eksik alıyorum diye mesela istedikleri yerden almamaları lazım. Bu marketlerde, özellikle süpermarketlerde, Avrupa'da da özel paketlenmiş yufkalar var. Onlarla bunlar arasındaki fark ne? Şimdi Selman abi, fark var. Gerçekten bunu zaten aldığınız zaman müşterilerimiz de bunun bilincinde zaten normalde. Mesela diyorlar, mesela bugün dışarıdan gelen bizim müşterilerimiz de diyorlar. Mesela orada Avrupa'da var diyorlar ama diyorlar. Yani sizin bu şeyi açtığınız şeyi tutmuyor. Burada da aynısı mesela. İlla Avrupa'ya bağlı değil. Bugün gittiğin zaman süpermarkete marketteki yufkayla normalde böyle imalat tarzı yerlerden alınan yufkanın arasında çok fark var. Ha şimdi nasıl fark var? Şimdi normalde pakete girdiği zaman pakette adam bugün mesela vakumlu da olsa en aşağı 15 gün, 20 gün süre vuruyor. Bizim yufkanın dayanma süresi açık
şeyde açık olduğu halde en fazla 3 gün bilemedi 4 gün. O da yaz döneminde dolapta. Peki difrizde ne kadar saklanabiliyor? Ya şimdi difrizde durur. Difrizin tek özelliği malın kalitesi değil. Bak kaliteli mal da alsan, bunu koysan difrize belirli bir zamandan sonra özelliğini kaybetmiş oluyor. Yani kısa zamanda tüketmek mi yani lazım? En bugün mesela aldığın pakete girdiği zaman en fazla 4 gün bir hafta öyle geçse en fazla 15 gün içinde tüketilmesi lazım. Yani bu paket içinde olan bir ürünü. Evet sevgili izleyicilerimiz, çok önemli konu. Aldığınız yufkaları 6 ay saklamayın. Yok, mümkünatı yok. Yani dayanır bak. Bu difrizin tek özelliği bozulmama özelliği. Yani kalite bazında diye öyle bir şey yok. Lezzeti bir kere gitmiş oluyor. Ondan sonra bugün mesela hangi paket şeylerde ürünlerde mesela tarih vuruyorlar 6 ay 1 sene. Bu anca bozulmuyor. Bozulmadığı için işte ne oluyor? Diye bunun diyor süresi var diyor. Bilmem tarihi var diyor ama belirli bir ürünün belirli bir zamanı var. Eyvallah. Metin abi yaş kaç bu arada? Yaş Allah'a şükür 50 şu anda. Aynı yaştayız. Aynı inşallah. 2 yaşla büyüğüm size. Aynen. Peki kaç yaşından beri yapıyorsunuz? Ben 86'da İstanbul'a geldim. 13 yaşımdaydım. 13 yaşımda işte çıraklık dönemi falan. Hep yufkacılık mı? Hep yufkacılık. Başka bir işe başlamadım. Ey yani. Maşallah. Evet. Peki tebrik ediyorum. Önceden şu işlemimizi normalde elde yapıyordum. Yani şu işlemi baştan mesela oklavayla elden yapıyorduk ama şimdi işimiz biraz daha kolaylaştı. Bu makine tarzı biraz ufak makine çıkınca işimiz böyle normalde şu şekilde açımını sağlıyoruz. Ondan sonra öbürünü de büyütmesini de tabii açıyor. Sacın üstüne tek bir tane. Aç da öyle. Daha genişletmesi mi lazım? Tabii daha onu mesela büyümesi lazım onu. Metin abi bu yaptığınız yufka aleti. Evet. Kaç zamandır bunu kullanıyorsunuz? Makineyi mi? Evet. Abi aşağı yukarı 10 seneyi geçti ya. Ondan önce elinizle mi yapıyordunuz? Yani bunu tabii şu işlemi elimizle mesela büyütüyorduk. Bak şu hamuru bu hale getirene kadar elde. İşimizi kolaylaştırdı. Tabii bu şu biraz daha yarım kolaylaştırdı. Yardım ediyor mu hanımınız? Tabii illa ki geliyorlar yani. Sağ olsunlar geliyorlar hepsi. Evet. Bakalım şimdi. Yani büyümesi olayı o. Sizin açtığınız arkadaş ne yapıyor şu anda? Şu anda inceldip, biraz daha inceldip. Hafif pişirmiyor herhalde. Hafif pişiriyor. Allah kolaylıklar versin. Sağ ol abim. Yani. Arkadaş kaç yıldır çalışıyor? Çıkmak istemiyor. Bizim yanımızda şu anda 10 seneyi geçti. Evet. 10 seneden beri beraberiz, çalışıyoruz aynı. Arkadaşımız nereli? Aynı, o da Kastamonu. Devrekhanede. Bu işi en çok Kastamonu'dan mı yapıyor? Ya şu anda öyle gözüküyor ama artık başka yerlerde de yapanlar var. Yani şimdi bizim şeyimizde çırak olayı biraz daha şey yaptı. Düştü yani, çırak olayı yok. Çırak olayı olmayınca belirli bir yaştan sonra çoluk çocuk da yapmıyor. Çoluk çocuk yapmayınca... Oğlanlar öğrendi mi başı? Ya belirli kısmını öğrendi. Şimdi zaten birisi şeyde memur zaten. Birisi de pazar günü gidecek Allah izin verirse. Yani biz kaldık sadece. Biz bize. Kolaylıklar versin diyorum. Allah razı olsun. Allah teşekkür razı ederiz. Olsun. Sağ olun size. Sevgili dostlarım, bulunduğumuz yer İstanbul'da. İstanbul Güngören'de en eski bir yufkacı kardeşimizin imalathanesine geldik. Yufkayı anlattı bize. Bulunduğumuz yerden herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Selman Karakurt, İstanbul Güngören.